Arkadaşlar merhaba. Yarınki İstanbul yarışlarının tahminlerini vereceğiz ama hemen Ankara yarışlarının biz sonuçlarına bakalım. Yani birinci ayakta şeyde Betty Blue'yu önermiştik. Yedili plasede rahat kazandı o. Birinci ayakta 5 ile 4'ü önde verdik. 2 ile 1'i gerilerde verdik. 2 kazandı. 5 flash pass geçecek gibi geldi ama attıramadı. Narlıca güzel de kesti. Prens Atlas Karitat iyi koştu. Sakarya Güzeli nihayet zor da olsa kazandı. O noktadan tam tahmin ettiğim gibi o 2200'lük yarışı ağır geldi. Expectance'e önerdiğimiz atlardan biriydi. Flashing Girl yani ben Ceylin Can'dan çok daha iyi bir yarış bekliyordum. Flashing Girl çok iyi koştu. Ceylin Can aslında viraja çok iyi geldi. Kazanacak gibi geldi ama ben bilmiyorum. Karataş'ı ben yetersiz gördüm bu yarışta. Bence Müslüm ise daha etkili olurdu. Yani yanındaki Prayer'ı bir türlü ayıramadı. Yani sağlam bir tane nasıl diyeyim? Sağlam bir kamçı vuramadı gibi geldi bana ya Karataş. Bilmiyorum ya ya da bana öyle geldi. Yanılıyor da olabiliriz tabii. Captain Versus birçok at startta kalınca rahat kazandı. Mareşal fena bir at değil. Özaydın da bu kez önde fazla rahatsız edilmeyin. Çok iyi koştu. Yücel hayal kırıklığı bende açıkçası Caymaz'ın oğlu fena koşmadı. Geç kaldı. Mesafe isteyen bir at. Bu Caymaz'ın oğlu yani 1600 ve yukarısı mesafeleri yakaladığı zaman bu grubu hep geçer arkadaşlar. Çok iyi bir at bence bilginiz olsun. Şimdi gelelim yarınki İstanbul yarışlarına. İstanbul yarışlarında yani yine altılı çok büyük bir paraya gitmez gibi görünüyor ama verdiğim ilk atlara dikkat edin arkadaşlar. İstanbul yarışlarında yarın başarılı olacağımızı düşünüyorum. Hemen günün birinci ayağına geldiğimizde açıkçası 1 numara Tevazu ve 2 numara Encantador rakiplerine göre daha kaliteli ve daha iyi derecelerle bu yarışa katılmışlar. Ama yani yarış tempoları çok hızlanmayabilir. Karakiyolo son yarış haricinde önlerde giden bir at. Şimdi 2400 metreli bu yarışta acaba Karakiyolo son yarışta İzmir'de çok hızlı atlar var diye kaçamadı. Maiden bir at. Kalite olarak 1 ve 2'den biraz daha alt görünüyor ama işte 2400 yarışta eğer çıkıp 10 boy pardon 10 boy 15 boy şeklinde giderse ve arka taraf 1 ve 2 birbirini beklerse yarışı yani büyük bir sürpriz yaparak kazanabilir. Dikkat edin diyorum. 1 2 6 şeklinde tavsiye ediyorum. Geldik ikinci ayağa. Kim favori çıkar bilmiyorum ama 8 numara Tekin Bey iyi koşar. Ben bu atı beğeniyorum. Güzel bir orijin var. Özgün Gül'ün tayı. Sentetiği sanki daha iyi gibi. Mertcan Çelik böyle yarışları çok seviyor. Patlatıyor yani. Muhtemelen yarın ikinci, üçüncü at çıkar ama tahmini söylüyorum tabii. 8 numara Tekin Bey ilk şanslı atım. Ben 5 numara Ceylan Han'ı düzeldiğini ve toparladığını düşünüyorum son ikinciliğinde. Gökhan Kocakaya ile çok iyi koşar. Bir de kaliteli bir at olduğunu düşündüğüm 3 numara Karacakayalı da kendine geldi. Üçüncü atım 8-5-3. Ben 3 atın yeterli olacağını düşünüyorum açıkçası kendi görüşüme göre. 8-5-3 sırasını sizlere tavsiye ediyorum. Geldik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti koşusu. Ali Handa Karataş hariç kim olsa tek atardım. Karataş'la gelmez diye bir iddiam yok. Yine gelebilir yani. Ali Han çok kaliteli, farklı bir at. Bir de sentetiği çok seven bir at. Biraz Karataş'ın işte böyle çok bekleme huyu var ya. Biraz bazen fazla bekliyor. Şimdi yarın yarışa baktığımızda Romolo kaçar, Karabayırlı 2-3 gider. Ne bileyim, Çirçüz de hemen önlere gelebilen bir at. Bu arada son yarışında Çirçüz Karataş'ta çok kapandı. Aşırı kapandı yani. Ali Han'ın da son grup yarışı çok iyi ama o yarışta biraz yıpranmış da olabilir yani. 17 gün geçti gerçi dinlenmiş de olabilir ama 1200'de Ali Han her zaman iddialıdır. Ben buraya 2 at geçeceğim. 1 numara Ali Han ve 5 numara Çirçüz diyorum. Çirçüz yarışı Kocakaya ile çalabilir dikkat edin. Erken önlere gelebilir o da. Ali Han biraz Karataş fazla görünüp beklerse Çirçüz bu yarışı çalabilir. Kaliteli bir kısrak ve bence yani sentetiği de daha iyi. Bu sene Çim'de grup yarış kazandı. Boş bir at değildir Çirçüz'de. Bazen biliyorsunuz kısraklar erkekleri geçebiliyor yani. 1-5 yazalım kafamız rahat olsun. 6. koşuya geldiğimizde gidişat anlamında 7 numara Yoldaş Han çok şanslı görünüyor. Hızlı atlar hepsi bir arada toplanmış. Ama düşündüğümüz gibi geçmeyebilir, yarış hızlı gitmeyebilir, biri birinin arkasına yatabilir vesaire. Burayı 7-2 başta veriyorum. Yani 7 numara Yoldaş Han, 2 numara Ulu Batur. Kısa geçmek isteyenler 7-2 geçebilir ama Yoldaş Han kötü koşarsa bu yarış karışır bence. Ben hepsi yazmanızı tavsiye ediyorum. Dediğim gibi kısa geçmek isteyenler yine 7 ve 2
tavsiyem var. Ama 7 ve 2, özellikle 7 kötü koşarsa yarış karışabilir. Kimin geleceğini açıkçası tahmin edemiyorum. O yüzden hepsi yazmanızı tavsiye ediyorum. Geldik 7. koşuya. Son yarışında kazandığı koşuyu kaybeden Girl Gambit, 5 numara Girl Gambit. Bu kez gidişat avantajı ona dönüştü. Bir de Aragona'yla 4 kilo ağırdı o gün. Bugün kilo kilo yayılar. Victor Ball kaçacak. After Tulip önlere zorlayacak. Aragona önlere gidecek. Girl Gambit belli bir seviyede bu yarış hızlanacaktır. Ben 5 numara Girl Gambit'in sonlarda güçlü gelip bu kez o günkü kaybettiği yarışın telafisini yapacağını düşünüyorum. Gökhan Kocakaya'yla sizlere banko olarak öneriyorum. 5 numara Girl Gambit'i. Geldik günün son koşusuna. 8. koşuya geldiğimizde 7 numara Line of Babylon'un son yarışını çok beğendim. Bugün de şöyle baktığımızda vasat atlar nasıl koşacak bilmiyorum. Yani Lord, Mystery Focus gibi atlar nasıl koşar bilmiyorum ama önde kaçacak at yok. Kaçacak at belki Angry Bull olabilir. Kim kaçarsa kaçsın yani yarış gidişatını, yarış temposunu kendisi ayarlayacaktır. Müslüm Çelik'le 7 numara Line of Babylon bence çok çok şanslı. İlk atım. İsteyenler tek de değerlendirebilirler ama zaten birçok yeri kısa kısa geçtik. 3 at, 3 at, 2 at, bir yerde sadece 7 at yazdık. Yani 7, 2, 14, 42, 120 şu anda 10 lira. Son ayağda eğer Line of Babylon düşündüğümüz gibi koşmazsa ki koşacağına inanıyorum ama koşmazsa da yanına 2 numara Gold Polat, son 2 yarışı iyi. 3 numara Udaz son yarışta startta kaldı. Bu kez Ahmet Çelik'e daha iyi çıkabilir. Bir de bu Adana'daki son yarışı fena olmayan, fiziği çok güzel olan 6 numara King of Tatvan diyorum. 7, 2, 3, 6 arkadaşlar. Ya program zaten at adedi anlamında biraz zayıf. Hani fazla at sayısı koşmuyor. O yüzden büyük kupon vermek istemiyorum yani. Şimdi hani program vardır 120-130 liralık kupon verirsiniz. Program vardır 40-50 liralık kupon verirsiniz. Ama biz bazen 10 liralık kupon verdiğimizde de yatınca insanlar bizi eleştiriyor. Ya ben her gün 260-270 liralık kupon vermiyorum ki. Mesela bu verdiğim kupon 28-56-150-450 yani 40 lirayı bulmuyor herhalde yanlış hesaplamadıysam. Yarınki altı için bence yeterli yani. Çok da büyütmeye gerek yok yani. Bazı arkadaşlar büyük kupon veriyorlar ama ben onlara uymayacağım. Hepinize yarınki İstanbul altılısı da bol şanslar diliyorum. YouTube'da abonemiz değilseniz abone olun. Videolarımıza yorum yazın ve beğeni atarsanız mutlu oluruz. Bu videonun ön plana çıkmasını sağlıyor. Bunun yanında ücretli olan WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz numaramız 0545 625 5093. Hepinize sevgiler, saygılar, bol şanslar, hayırlı akşamlar.